Video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Selamun aleyküm hocam. Öncelikle Allah için sizi çok seviyorum. Benim size sorularım olacaktı. Hocam birinci sorum annem için soruyorum. Annem seneler önce 6 aylık hamileydi ve bebeği karnında tansiyon yükselmesinden vefat etti. Annem ise ölümden döndü. Zehirlenme yaşadı tansiyondan dolayı. Annem kendinde değilken bebeği çöpe atmışlar doktorlar. Annem yüzünü bile görmemiş. Annem de bir yüzünü göreyim falan dememiş o anki durumundan dolayı. Annem şimdi çok pişman, bir yüzünü görmedim, alıp bir toprağa gömmedim diye bir günahı var mıdır? Ve bu kaybettiğimiz bebeğimiz, bu durumda olan bebeğimiz öbür dünyada, gerçek dünyamızda annemden bir sual sorar mı hocam? Ben bunu öğrenmek istiyorum. İkinci sorum ise hocam, sabah ezanı beklerken mesela ezana yarım saat kala kaza namazı kılınır mı? Evet. Efendim şimdi annesi sıkıntılar çekti. Bundan dolayı elbet mükafatlar alacaktır. Ve evladı da umarız ki şefaatçi olacaktır. Düşük bile olsa şefaatçi olur diyor sevgili Peygamberimiz. Ama bebeği kendisinden niye şikayetçi olsun? Annenin o konuda bir ihmali, bir hatası söz konusu değil. Doğumdan sonra efendim çöpe atıldığı söyleniyor. Tahmin ederim ki bu da gerçek dışı bir söz. Yani çünkü hastane yetkililerimiz de bunu böyle yapmazlar. Yapacaklarını ben tahmin etmiyorum. Ben de hocam tahmin etmiyorum. Yani onun bir beze sarılıp toprağa verilmesi icap eder. Yani insan kutsaldır. İnsanın bebeği de öyledir. Hayatsız olsa bile kutsaldır, değerlidir. Çöpe atılamaz. Atılmaması gerekir. Atanlar olursa elbette Allah katında onlar sorumlu olurlar. Bebek bundan dolayı anneden şikayetçi olmaz. Annenin burada bir taksiratı, bir hatası, bir ihmali söz konusu değildir. Ama umarız ki yanlış haber alınmıştır. Evet. Hastane yetkililerimiz de böyle yapmazlar. Evet. Diğer sorusu da sabah ezanına yarım saat kala kaza namazı kılınır mı? Bunu takvime bakarak karar vermek icap eder. Yarım saat kala diyor. İmsak vaktine mi diyorsunuz? Yani imsak vaktine bakıp ona göre, yani imsak olduktan sonra sabah namazını kılabiliriz. Hocam hemen bakıyorum ben şimdi. İstanbul'u baz alalım. Tamam. Vakitler. İstanbul hocam. İstanbul'da imsak 05:20. 5:20 imsak. Evet. İmsak 05:20. 5:20'den sonra. Yarım saat kala değil. Yani 5 gibi diyor mesela. Evet. 5 gibi kaza namazı kılınır mı? Kaza namazı kılınır. Onda hiç kılınır, şüphe yok. Sıkıntı yok. Kaza namazı kılınır. Evet. Yani teheccüd namazı filan kılabilmek için imsakten önce olması icap eder. Evet. Nafile namazların imsakten önce olması icap eder. Hı hı. Evet. Ama güneş o vakitte kılınmıyor. Evet efendim. O vakitte kılınmıyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Kahvaltı sofrasındayız. Kastamonu'dan selamlar. 3 hatmi şerifimiz var. Hocam duasını acaba katar mı diyorlar hocam Kastamonu'dan. Allah razı olsun. Rabbim kabul buyursun inşallah. O vesileyle biz de faydalanırız. İnşallah. Mevla kabul buyursun. Selamlar, hayırlı yayınlar hocam. Ailece sizleri Niğde'den izliyoruz. Sizleri izlemek keyif verici. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Hayırlı yayınlar. Niğde'ye bir selam istiyoruz. Musa Özdemir. Niğde'ye selamlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Ege'den bizi izliyorlar. İzmir'e selam edelim. Onlar da kahvaltı sofrasındaymış. Herkes kahvaltı yapıyor maşallah. Sofralarınız bereketli olsun inşallah diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.